Avrupa'da Hristiyanlığın yayılmasından sonra kadın cadı olarak görülmüş ve idam edilmiştir. Eski Yunan ve Roma geleneğinde ise cinsel obje olarak değerlendirilmiştir. Eski Hint toplumlarında kadın, ölen kocasının bedeniyle birlikte yakılmış, gerektiğinde tanrılar adına kurban edilmiştir. Türklerin ise Tomris Hatun'u vardı. Sakaların hükümdarı olan Tomris Hatun, kocasının ölümünün ardından Türklerin kağanı olmuştu. Pers İmparatoru Büyük Kiros, dönemin gördüğü en acımasız hükümdarlardan biriydi. İmparatorluğunun sınırlarını genişleten Büyük Kiros, bir kadın tarafından yönetilen Sakaları kolay rakip olarak görüp saldırmıştı. Fakat Sakalar, Perslerin yaptığı akınlar neticesinde geri çekilip o bölgeleri yakıp su kuyularını kurutuyorlardı. Böylece Pers ordusu ilerleyemiyordu. Sakaların topraklarını işgal edemeyen Büyük Kiros, çareyi Tomris Hatun'la evlenmekte bulmuştu. Fakat Tomris Hatun, elçilerin ilettiği evlilik teklifini reddetmişti. Aldığı olumsuz cevapla çılgına dönen Büyük Kiros, Tomris Hatun'u cezalandırmak ve Saka topraklarını işgal etmek için savaş ilan etti. 100 bin kişilik muhteşem Pers ordusunda savaş için eğitilmiş vahşi köpekler de vardı. Tomris Hatun'un emrinde ise çoğunluğu kadınlardan oluşan 13 bin kişilik bir ordu. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak şekilde mevzilendi. Güneş battığından savaşmak için sabahı bekleyeceklerdi. Büyük Kiros, savaş başlamadan Tomris Hatun'un oğlu Spargapies'i esir aldı. Bunun üzerine Tomris Hatun, Büyük Kiros'a, ''Sakaların efendisi olarak ant içerim ki, kan dökmeye doymayan adam, seni ben kana doyuracağım.'' dedi. Spargapies uyandığında Büyük Kiros'tan ellerinin çözülmesini istedi. Perslerin eline esir düşmeyi kendine yediremeyen Spargapies, ellerinin çözülmesinin ardından intihar etti. Acı haberi alan Tomris Hatun, Büyük Kiros'u kanla doyuracağına yemin etti. Milattan önce 529 yılında dar bir boğazda yapılan savaşta Tomris Hatun orduyu kendisi yönetti. Sakalar bu savaşta Turan taktiğini ustaca kullandı ve savaştan galip ayrılan taraf oldu. Tomris Hatun ettiği yemine sadık kaldı ve savaş alanında ölen Büyük Kiros'un kellesini kan dolu bir fıçıya attı. Şimdi sana söz verdiğim gibi. Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi benim elimden kana doyuyorsun. Ve Büyük Kiros'un 29 yıllık iktidarı, küçük gördüğü Tomris Hatun'un ordusuna yenik düştü.